1903. İstanbul'un Serencibey semtinde bir araya gelen 26 genç Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü kurdu. Kulübün ilk başkanı Şamil Osman Bey'di. İlk faaliyetleri jimnastik, güreş, eskrim ve boks olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne futbolu Şeref Bey getirdi. Futbolun Beşiktaş'a gelmesinden sonra Fenerbahçe, Galatasaray, UEFA ve daha birçok takım hem İstanbul'daki yabancılar hem de kendi aralarında birçok iddialı maçlar yaptılar. Önemli bir Fenerbahçe maçı öncesi Şeref Bey'in vefatı tüm camiayı üzüntüye boğmuştu. Fenerbahçe maçına simsiyah formalarla çıkan Beşiktaş takımı 16 Haziran 1933 günü Fenerbahçe'ye şampiyonluğu gerçeği kaybetmişti ama Fenerbahçe Kalesi'ne o gün tam 66 akın yaparak taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış ve seyirciler arasında kartallar gibi hücum ediyorlar. Kara kartallar gibi takım sözleri sık sık işitilmeye başlanmış ve o günden sonra bu unvan Türk spor aleminde Beşiktaş adıyla birlikte yerleşip kalmıştır. Osmanlı döneminde futbolda birçok başarıya imza atan siyah beyazlı kulüp, 22 Ağustos 1924 günü oynanan Galatasaray ile yapılan final maçında rakibini Refik Osman Top ve Edip Beylerin golleriyle 2-0 yeniyor ve genç Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi ilk İstanbul şampiyonu olmak şerefine de erişiyordu. 1939-1947 yılları arasında Beşiktaş futbol takımı çok başarılı bir devre geçirdi. 1939 ve 43 yılları arasında 5 yıl üst üste şampiyon olan bu ekip 1945 ve 46 İstanbul Ligi'ne de şampiyon tamamlayarak 8 yılda 7 defa mutlu sona ulaştı. Aynı dönemde 3 defa Türkiye Ligi, 2 defa Başbakanlık Kupası şampiyonu olduğu gibi İstanbul Kupası, İzmir Fuar Kupası gibi toplam 17 şampiyonluk kupasına adını yazdırdı Beşiktaş. Baba Hüsnü, Doktor Vedi, Çengel Hüseyin gibi savunma oyuncularının yanı sıra Sabri Hakkı, Kemal Şeref ve Şükrü gibi süper oyunculardan kurulu o yılların Beşiktaş'ı gelmiş geçmiş en büyük hücum hattına sahip kulüp lakabına hak kazanmıştı. Oynadığı zaman futboluyla, futbolu bıraktıktan sonra da yöneticiliği ve abiliğiyle rahmetli Baba Hakkı, tabii ki Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bir sembolü olarak her zaman hatırlanacak. Şükrü Gülesinler, Şevketler, Küçük Ahmetler ve daha sayfalara sığmayacak birçok ünlü isim bu kulübün başarısı için ter döktüler ve onlar da her zaman hatırlanacaklar. Evet, yıl 1959 öyle bir kadro ki şimdilerde bile futbolla ilgilenen herkesin aklında. Necmi Münir Kaya, Arif Güloğlu, Nazmi, Fatih, Küçük Ahmet, Tuncay, Şenol ve Sabahattin'e oluşan bu isimler 1959 ve 60'ın lig şampiyonu. 1965-66 ve 66-67 yıllarında siyah beyazlar yine mutlu sona ulaştılar. Sonra bir duraklama dönemi başladı. Tam 14 yıl süren ve lig şampiyonluğu kazanılamayan bir süreç. Yıl 1982. Özlenen şampiyonluk, beklenen şampiyonluk artık Beşiktaş'a gelmişti. Siyah beyazlar artık istikrarlı bir grafik yakalamıştı. Hep şampiyonluk kovalayan Beşiktaş, 85-86 ve 89-90 yıllarında şampiyonluğu yakalarken bu sezonda şampiyon oldu ve büyük bir başarıya imza attı.